Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 10 Mayıs Çarşamba. Güney kesimler hariç yurdun tamamında yağmur bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağmur, iş çıkış saatine kadar aralıklarla sürecek. Şimdi haberler. İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın sandık sonuçlarını tablo halinde bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne göndermesi için talimat verdi. Daha önce kaymakam ve valilere talimat gönderen bakanlık, sandıklardan anlık sonuç almayı talep etmişti. Durum, İzmir Kiraz'ın ilçe seçim kurulunun bu talebi reddetmesiyle ortaya çıkmıştı. Seçim takip modülü oluşturduğunu söyleyen bakanlık, tüm sandıklarla ilgili bilgi alma talebini Yüksek Seçim Kurulu'na iletmiş ancak bu talep reddedilmişti. TİP'in Ankara adaylarından vergi uzmanı Ozan Bingöl, adaylığının açıklanmasının ardından eşinin MEB'deki görevine son verildiğini söyledi. Seçim gecesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Bazı unsurların seçim gecesi sokağa çıkıp taşkınlık yapacakları yönünde duyumlar geliyor. Sadece bana değil, diğer liderlere de geliyor. Türk Tabipleri Birliği, Hatay'daki içme suyu ihtiyacının halen giderilmediğini ve Sağlık Bakanlığı'nın su analiz verilerini 26 gündür paylaşmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye'de kadınların %53'ünde, erkeklerin %32'sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük seviyelerde. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftada 150 dakikalık orta şiddette bir egzersiz yapmalarını öneriyor. İlkokul 2. sınıfta okuyan çocuklarda yapılan bakanlık araştırmasına göre, çocukların %36'sı hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bu oran hafta sonu %70'i buluyor. Türkiye genelinde gayrimenkul satışı, Nisan'da, bir önceki aya göre %29 azaldı. Nisan ayında 214.947 gayrimenkul satışı yapılırken bu işlemlerden 4.3 milyar lirayı aşkın tapu harcı geliri elde edildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, döviz tevdiat hesapları ve hisse senedi yatırımındaki kayıp kur korumalı mevduat dahil, TL mevduattaki artıştan fazla. Nisan ayında TL mevduat hesabı %36'lık pay ile ilk sırada gelirken döviz tevdiat hesapları %23, hisse senedi ise %10 seviyesinde. İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırılarında 12 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında 4 çocuk ile İslami Cihad örgütünde yönetici konumundaki 3 kişi de bulunuyor. İslami Cihad'ın silahlı kanadı olan Kudüs Tugaylarının hedef alındığını açıklayan İsrail, askeri hedeflerin vurulduğunu savundu. Bloomberg'un haberine göre Merkez Bankası TL'nin değer kaybını önlemek için 18 ayda 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti. Hesaplamalara göre Merkez Bankası yalnızca son bir ay içinde 49 milyar dolar sattı. Geçen hafta liranın dolar karşısındaki bir haftalık oynaklık seviyesi, dünyadaki tüm para birimlerini geride bırakarak %8 seviyesinden %74'e çıktı. Dolar-TL kurunun yılın 3. çeyreğinde 26 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. ABD'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasa maddesinin uygulamaya gireceği 11 Mayıs öncesinde, güney sınırında yeni bir göç dalgası başladı. Son 3 günde Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalışan 26 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin arasında çok sayıda Türkiye kökenli insan da bulunuyor. Belçika'ya sığınma başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı bir yılda 3 kat arttı. 2021'de 671 olan sığınma başvurusu sayısı geçen yıl 1721'e yükseldi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.